Değerli izleyiciler, medya köşesine Yeni Özgür Politika'dan Fehim Işık'ın yazısıyla başlayacağız. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri umudu tükendi. Sırada Rusya var başlıklı uzun bir yazı yazmış. Pek de alışık olmadığımız bir şekilde Fehim Işık genelde kısa yazar. Ama biz kısa bir özetini hazırladık sizler için. İzleyelim neler anlatmış. Erdoğan BM zirvesi için ABD'ye kalabalık bir ekiple gitmişti. Milyon dolarlık harcamayla kendi müteahhitlerine yaptırıp ardından yandaş vakıflarına devrederek devleti kiracılaştırdığı Türk evinin açılışını yaptı. BM zirvesinde konuştu. Bir iki basın kurumuna da söyleşi verdi ama bu söyleşilerin lobi şirketleri aracılığıyla harcanan büyük paralar neticesinde yapıldığı da gizlenmedi. Erdoğan akilmentleri sefaleti görünce bu kez parayı döküp ABD sokaklarını, reklam panoları, paralı reklam araçlarıyla donatmaya kalktılar. Bu da ters tepti. Konuya tanıklık eden Amerikalılar Erdoğan'la dalga geçtiler. Nihayetinde yaşadığı sefaleti gören Erdoğan sinirli bir biçimde planlanandan önce ABD'yi terk etti. Bunu yaparken de hedefinde Kürtler vardı. Etrafına topladığı yandaş medya üzerinden bir kez daha Kürt düşmanlığını kustu. Yaşananların müsebbibinin Kürtlere destek veren ABD yönetimi olduğunu söyleyerek Türkiye'ye geri döndü. Tüm bu yaşananlar bugün İbrahim Kalın'ın yürüttüğü görev yıllar önce yürüten Erdoğan'ı ilk kez ABD yönetimiyle buluşturan AKP kurucularından Cüneyt Sapsu'nun o yıllarda basına yansıyan sözlerini aklıma getirdi. ABD'de yaşananların Erdoğan'ın paspas yapılmasının nihayetinde Erdoğan'ın Biden'ı açıktan suçlayarak Türkiye'ye dönmesinin hiçbir tesadüfü değil. Bu gelişme Türkiye'nin değil ama Erdoğan'ın üstünün çizildiğini gösteriyor. Erdoğan önümüzdeki günlerde yönünü bu kez Rusya'ya verecek. Putin'le planlanmış bir baş başa görüşme yapacak. Hal böyle olsa da kapalı kapılar ardında yapılacak ikili görüşmenin çetin geçeceğini, Putin'in Erdoğan'ın sıkışmışlığını kullanacağını, hatta ondan ciddi tavizler alacağını şimdiden söyleyebiliriz. Erdoğan'ın İdlib konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini Rus Dışişleri Bakanı açıkladı. İkinci adımda Rusya'nın onayıyla işgal edilen Afrin'den geldi. Rus savaş uçakları İdlib'e sınır olan bölgelerde Türk askeri üslerinin hemen yanındaki cihatçı çeteleri füzelerle vurdu. Bunu birkaç kez yaptı. Rusya'nın Erdoğan'ı tamamen kendi kontrolüne alma niyeti var. Bunun için de hazır Erdoğan köşeye sıkışmışken sopa politikasını sonuna kadar kullanacak. Erdoğan'ın özellikle ABD ile Rusya arasındaki çelişkilerden yararlanarak yaşama geçirmeye çalıştığı yayılmacı Neo-Osmanlı siyasetin öyle şişirildiği gibi Türk devletinin kendi gücünden kaynaklanmadığı aşikardı. Erdoğan'ın Hitler Almanyası'nı aratmayan faşizan siyaseti, sömürgeci yayılmacılığı Güney Kürdistan'da da, Kuzey Kürdistan'da da, Rojava'da da direniş duvarına çarptı. Erdoğan'ın ABD'de umudunun bir kısmını tükettiği görünüyor. Şimdi sırada Rusya var. Putin Erdoğan'la görüşmesinde kendi çıkarını düşünecektir elbette. Ancak bu çıkar hesabının içinde Erdoğan hatırına ABD ile karşı karşıya gelmek olmadığını söyleyebiliriz. Son sözü söyleyip bitirelim. Erdoğan'ın ajandasında Suriye'de bir savaş senaryosu da var. İdlib ve Rojava üzerinden yapılan hesaplar bazı generallerin emekliliğini istemesi sonrasında basına da yansıdı. Erdoğan askerleri de ikna ederse kapsamlı bir savaş senaryosuyla Rojava'yı da kapsayacak bir biçimde Suriye'ye yönelmek istiyor. Daha önce de böyle bir pozisyon denilmiş ancak askeri cenahtan destek bulamamıştı. Bunca savaş suçuna rağmen sonuç alamamışken ABD ve Rusya'yı ya da bunlardan birini karşısına alarak bir savaş yürütemeyeceğini bilmek için kahin olmaya gerek yok. Ayrıca Erdoğan'ın gidici olduğu da artık çok sırıtıyor. Nihayetinde hep birlikte Kürt düşmanlığının bir iktidarı daha bitirdiğini, Kürt direnişinin bedeli ağır da olsa kazandığını hep birlikte göreceğiz.